Selamünaleyküm arkadaşlar. 15. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu aidiyet ekleri. Aidiyet cümlelerimizi biz İngilizce'de 4 türlü oluştururuz. Birincisi o prepositionıyla, ikincisi bir ismin sonuna s takısı ekleyerek, üçüncüsü ise aidiyet zamiri artı isim şeklinde, dördüncüsü ise sadece aidiyet zamiriyle oluştururuz. Evvela of prepositionımızı işleyelim. Daha önce aslında bunu görmüştük. Of preposition'dan önce gelen kelime, of'tan sonra gelen kelimeye ait kılınır. Yani evvela ait olunan kelime, sonra of, sonra da kendisine ait olunan isim gelir veya kelime gelir. Örneğimize bakalım. Kitabın kağıdı, kitabın kağıdı derken kağıt kitaba ait kılınmıştır. Bunu İngilizce telaffuz edeceğimiz zaman evvela kağıdı, sonra of edatını, sonra da kitap kelimemizi getiririz. Bakınız, the paper of the book. The paper, kağıt, of the book, kitabın kağıdı. Kitabın ekini bize of verdi, yani aitlik manasını bize of verdi. The paper of the book, kitabın kağıdı şeklinde Türkçe'ye tercüme edildi. Peki üniversitenin köpeği cümlesini biz İngilizce nasıl kuracağız? Evvela köpek kelimesini, çünkü köpek üniversiteye ait kılınmış, ait olunan, ait kılınan kelime zikredilecek. Sonra of, sonra da kendisine ait kılınan kelimemiz, yani üniversite getirilecek. The dog of the university, üniversitenin köpeği şeklinde cümlemizi oluşturduk. And the horse of the child, bunu Türkçe'ye çevirelim. Bakınız burada ekranda kapattım. Siz evvela bunu Türkçe'ye kendiniz çevirin. Nasıl çevireceğiz? Evvela horse, yani at zikredilmiş. Sonra da child, çocuk zikredilmiş. Arada of aitlik edatı var. O zaman biz bunu sondan başlayarak Türkçe'ye çevireceğiz. Ne diyeceğiz? Çocuğun atı şeklinde Türkçe'ye çevireceğiz. Evet, bakınız çocuğun atı şeklinde Türkçe'ye çevirdik. Peki the bird of the child, bunu nasıl Türkçe'ye çevireceğiz? Of'tan sonra gelen kelimeyi evvela alacağız. Sonra aitlik edatı, yani of'un manasını çevireceğiz. Sonra da kuşu çevireceğiz. Evet, çevirelim. Çocuğun kuşu şeklinde Türkçe'ye çevirdik. The car of the Dennis. Nereden başlayacağız bunu çevirmeye? Tabii ki Dennis dediğimiz of'tan sonraki kelimeden, sonra of'un manasını, sonra da karın manasını, yani arabanın manasını vereceğiz. Ne oluyor? Dişçinin arabası şeklinde Türkçe'ye çevrildi. Şunları bir silelim. Evet, the box of the pencil. Bunu nasıl çevireceğiz? Tabii ki kalemin kutusu şeklinde Türkçe'ye çevirdik. Bir de aitlik anlamını neyle veriyorduk biz? İsmin sonuna s kesme işareti, kesme işaretinden sonra da s takısı getirerek kendisinden sonra gelen kelimeyi, bu s'li kelimeye ait kılıyorduk. Örneklerimize bakalım. Teacher is book. Bakınız teacher bir isim. İsimden sonra kesme işareti, kesme işaretinden sonra s takısı gelmiş. Sonra da book diye kitap gelmiştir. O zaman biz bu kitabı öğretmene ait kılındığını anlayacağız ve şöyle çevireceğiz bunu. Öğretmenin kitabı, yani yazıldığı şekliyle çeviriyoruz aslında. Öğretmenin kitabı. Bakınız Peter'in kalemi derken biz bunun İngilizcesini nasıl kuracağız? Evvela Peter, Peter'dan sonra kesme işareti, kesme işaretinden sonra da S takısını getirip sonra kalemi, kalemin İngilizcesi olan pen ya da pencil kelimesini getireceğiz. Peter's pen, Peter'ın kalemi. Doctor's paper, bunu nasıl çevireceğiz Türkçe'ye? Tabii ki şu şekilde, doktorun kağıdı şeklinde çevireceğiz. Garden's flower, bakınız garden isim, isimden sonra kesme işareti, kesme işaretinden sonra aitlik anlamı veren S takısı gelmiş. Sonra da flower, çiçek gelmiş. O zaman bahçenin çiçeği şeklinde Türkçe'ye çevireceğiz. Öğretmenin arabası cümlesini İngilizce'ye kuralım. Teacher's car, öğretmenin arabası. Aitlik anlamını, öğretmene ait kılınan bu anlamı ne verdi? Tabii ki S takısı, kesme işareti artı S takısı verdi. Bu şekilde yazılır. Çocuğun kağıdı cümlesini İngilizce'ye çevirelim. Child's
Piper, child'dan sonra kesme işareti artı s takısı, sonra da Piper, ait olunan kelime geldi. Dennis Flower, bunu nasıl Türkçe'ye çevireceğiz? Tabii ki dişçinin çiçeği şeklinde Türkçe'ye çevirdik. Bahçenin köpeğini nasıl İngilizce'ye çevireceğiz? Evvela garden, sonra kesme işareti, sonra s takısı, sonra da dog kelimemizi getireceğiz. Gardens, dog şeklinde İngilizce cümlemizi kuracağız. Bu s takısı ile kurulan isim tamlamaları belirtili isim tamlamasını oluşturur. Yani öğretmenin kitabı derken biz teacher's book şeklinde kullanırız. Peki öğretmen kitabı derken ne yaparız? S takısını eklemeyiz, cümleyi aynen kurarız. Teacher book, öğretmen kitabı. Garden flower, bahçe çiçeği. Door handle, kapı kolu şeklinde belirtisiz isim tamlamalarımız oluşturulur. Aşağıdaki cümleleri kuralım. Çocuk kitabı, nasıl diyeceğiz bunu? Child book, yoksa child's book şeklinde mi kuracağız? Tabii ki hayır. Child book, çocuk kitabı. Peki çocuğun kitabı derken ne yapacağız? Farkı ne olacak? Tabii ki bir s takısı ekleyeceğiz. Böylelikle belirtili bir isim tamlamamız olacak. Bakınız, child's book. Okul bahçesi, school garden. Okulun bahçesi derken ne diyeceğiz? Tabii ki s takısını ekleyerek belirtili isim tamlamamızı oluşturacağız. School's garden. Peki aitlik manası veren diğer edatımız neydi? Diğer türümüz neydi? Aidiyet zamiri artı isim. Biz bu aidiyet zamirlerini daha önce görmüştük. My benim, your senin, his, her, its onun demek. Or bizim, your sizin, their onların demek. O zaman my'dan sonra ben kendime ait olmasını istediğim kelimeyi getirirsem ne diyeceğim? Mesela bana benim kalemim derken my pencil, benim kitabım derken my book. Bakınız, my book benim kitabım. Senin kitabın derken your book. Onun kitabı derken his book, her book, its book şeklinde gelir. Bizim kitabımız derken our book, sizin kitabınız your book, onların kitabı their book şeklinde gelir. Örneğimize bakalım. Bizim kitabımız our book, senin kalemin your pencil, onun okulu her school ya da his school ya da its school, benim köyüm my village şeklinde gelir. Peki aidiyet zamirleriyle nasıl oluştururuz biz cümlemizi? Aidiyet zamirlerinin aslında bir tablosunu oluşturdum. Ben hemen sizinle paylaşmak istiyorum onu. Hemen paylaşıyorum. Evet. Burada aidiyet, aslında zamir sadece aidiyet zamirlerinin değil, tüm zamirlerin ne anlama geldiğine dair bir tablodur bu. Bakınız, birinci tekil şahıslar için I, ben, özne durumunda I, nesne durumunda me, bana, beni, sıfat durumunda my, benim, iyelik yani aitlik zamiri durumunda mine, dönüşlük zamiri durumunda myself, kendim şeklinde. Altlarında manaları yazılmıştır. Bunu ekran görüntüsü alarak defterinize not edebilirsiniz. Burada tüm zamirlerin özne, nesne, sıfat, iyelik ve dönüşlük halleri verilmiştir. Birinci tekil şahıs durumunda I, ikinci tekil şahıs durumunda you, üçüncü tekil şahıs durumunda he, üçüncü tekil şahıs durumunda yine she, yine üçüncü tekil şahıs durumunda it. Bunlar tabii he o erkek, she o bayan, it insan dışı varlıklar için kullanılır. Birinci çoğul şahıs be, ikinci çoğul şahıs you, üçüncü çoğul şahıs durumunda they şahıs zamirleri özne durumundayken bu şekilde gelirler. Peki nesne durumundayken nasıl gelirler? Me, you, him, her, it, us, are, you, them şeklinde. Sıfat durumunda my, your, his, her, its, our, your, their şeklinde. İyelik durumunda, yani şu anki işlediğimiz aitlik zamiri durumunda, bunları Türkçeleriyle verelim. Mine benimki, yours seninki, his onunki, hers onunki yani o bayanınki, it onunki yani o erkeğin, o insan dışında bir varlığınki,
ours bizimki, yours sizinki, theirs onlarınki. Bir de dönüşlük zamirlerimiz var. Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Myself kendim, yourself kendin, himself o kendi erkek için, herself o kendi bayan için, itself o kendi insan dışında bir varlık için, ourself kendimiz, yourself kendiniz, themselves kendileri şeklinde dönüşlük zamirlerimiz var. Evet, burada ekran, dediğim gibi ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle şey yapayım. Şu şekilde ekran görüntüsü alarak bunları defterinize not edebilirsiniz. Biz tekrar PDF'imize geçelim. Evet, burada da aitlik zamirlerine örnek vermiş. Aitlik zamirleri tek başına aitlik, yani başlı başına aitlik anlamı ifade ederler. İsim cümlesinde yüklem durumundadırlar. Bakınız, the book is mine, kitap benimdir. The book is yours, kitap senindir. The book is his, hers veya its, kitap onundur. The book is ours, kitap bizimdir. The book is yours, kitap sizindir. The book is theirs, kitap onlarındır. Aitlik zamiri artı isim şeklinde nasıl olur? My book, kitap benim. Your book, kitap senin kitabın, pardon. My book, benim kitabım. Your book, senin kitabın. His book, onun kitabı veya her book, onun kitabı veya its book, onun kitabı. Our book, bizim kitabımız. Your book, sizin kitabınız. Their book, onların kitabı. Aitlik zamirleri başlı başına kendileri geldikleri zaman, yani mine, yours şeklinde geldikleri zaman bir isim cümlesinin yüklemini oluştururlar. Aitlik zamiri artı isim şeklinde geldikleri zaman sadece benim kitabım, senin kitabın şeklinde tercüme edilir. Örneklerimize bakalım. Bizim kalemimiz, bakın our pencil, bizim kalemimiz. Peki kalem bizimdir derken ne diyeceğiz? The pencil is ours diyeceğiz, öyle değil mi? Bakalım, evet. The pencil is ours. Peki benim okulum my school. The school is mine. Bunu nasıl çevireceğiz? The school, okul, is mine. Benimdir, öyle değil mi? Okul benimdir şeklinde Türkçe'ye çevirisi olacak. Evet, haftanın yeni kelimelerine geldik. Birlikte telaffuzunu yapalım. One, bir, two, iki, three, üç, four, dört, five, beş, six, altı, seven, yedi, eight, sekiz, nine, dokuz, ten, on, hundred veya one hundred, yüz, thousand veya one thousand, bin, million veya one million, milyon demek. Sunday, pazar, Monday, pazartesi, Tuesday, salı, Wednesday, çarşamba, Thursday, perşembe, Friday, cuma, Saturday, cumartesi, season, mevsim, spring, bahar, summer, yaz, fall ya da autumn, güz demek, sonbahar demek, winter, kış, week, hafta. Bu haftanın cümlesine bakalım. Work starts on Monday. İş pazartesi günü başlıyor diyor. Bakın, iş pazartesi günü başlar. Life begins on Friday. Hayat cuma günü başlar. Work starts on Monday. Life begins on Friday. Şimdi bu cümleni, haftanın cümlesini ayıklayalım mı? Work öznemiz, starts yüklemimiz. Neden start diye değil de starts diye geldi? Çünkü öznemiz üçüncü tekil şahıs olan he, she, it'ten it durumunda, öyle değil mi? O yüzden s takısı eklendi. Çünkü bu geniş zaman kalıbı. Ne zaman başlar? On Monday. Pazartesi günü başlar. Bu genel geçer bir durumu ifade eden geniş zaman kalıbı olduğu için bu şekilde gelmiştir. Life begins on Friday. Bakın, bu da geniş zaman kalıbı. Çünkü begin olan fiilin sonuna, öznesine uygun olan s takısı eklenmiştir. Bir de biz günlerde genellikle on prepositionını kullanırız. Bunu unutmayalım. Cumartesi, pazar, salı, neyse, tüm günlerde İngilizce ifade edilirken on prepositionını kullanırız. In, at prepositionını kullanmayız.
Bir de günlerin içerisinde day anlamı, yani gün anlamı zaten vardır. Ekstra bir daha day anlamı getirmeyiz. Mesela Monday day demeyiz. Türkçedeki gibi pazartesi günü demeyiz. Sadece Monday derken bu anlam ifade edilir. Örnek verelim. Cuma günü geleceğim. I will come on Friday. Ben cuma günü geleceğim. Biz şöyle mi diyeceğiz yoksa I will come on Friday day? Hayır, öyle bir şey demeyeceğiz. Çünkü day, yani gün anlamı zaten bunun içerisinde vardır. I will come on Friday. Bakınız, Friday'den önce on preposition'ı, yani edatını kullandık. Bu şekilde bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Bir de sayıların kendisinden sonra niteledikleri kelimelerle ilgili bir bilgi vereceğiz. Bir sayısının haricinde diğer tüm sayılar, yani birin üzerindeki 2, 3, 4, birden sonraki tüm sayılar niteledikleri kelimelerin başka tüm sayılarla nitelenilen kelimenin sonuna çoğul takısı olan s takısı getirilir. Çünkü İngilizce'de birden fazla, birin haricindeki tüm her şey çoğul olarak kabul edilir. Ve onu niteleyen, yani ikinin nitelediği isim de çoğul olarak gelmek durumundadır. Örneklerimize bakalım. Bir kitap, one book, bakınız tek olarak gelmiştir. Çünkü one tektir, book da tek olarak nitelediği kelime olduğu için tek olarak gelir. Peki iki kitap derken, iki çoğul olduğu için ikinin nitelediği kitap da çoğul olarak gelmek durumundadır. Two books şeklinde söyleriz. Türkçe'de biz buna iki kitaplar demeyiz ama İngilizce'de böyle bir kural vardır. Yani two book denmez, two books denir veya ten book denmez, ten books denir ama Türkçe'ye on kitap şeklinde çevrilir. Yoksa on kitaplar şeklinde çevrilmez. Bu haftanın diyaloğuna gelelim. Can you give me your mobile phone number? Of course. Can you dial me first? Bidder, I sent you a short message. Bu haftanın şarkısı da ekranlarımızda verilmiştir. Dersimiz bitmiştir. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum.